20 Ocak 2021'de aslında saat başında dedik ama işte o helikopter Beyaz Saray'ın bahçesine şu anda iniş yapıyor. Marine One helikopteri. ABD 45. Başkanı Trump Beyaz Saray'dan dakikalar içinde ayrılacak. Saat 16'da Türkiye saatiyle ayrılacağı duyurulmuştu. Trump ABD Devletleri Başkanı olarak ilerleyen dakikalarda işte şu gördüğünüz kapıdan son kez çıkıp yürüyecek. Eşi Melania Trump'la birlikte 4 yılını geçirdiği Beyaz Saray'dan artık ayrılma vakti. Biliyoruz, bütün dünya biliyor. Ayrılmamak için epey de bir direndi. Kanlı bir kongre baskını işte bununla anılacak. ABD ve dünya tarihinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği o kongre baskınından sonra azil sürecinin de düğmesine basılmıştı. Beyaz Saray'da bir saat bile fazla durması tehlikelidir Trump'ın denilerek demokratlar bir gün bile kalsa azledilmesi ve Beyaz Saray'dan çıkarılması gerek demişlerdi ama tam vaktinde saatinde Trump çifti Beyaz Saray'ı terk etmeye hazırlanıyor. Ekranlarda Marine One helikopteri var, başkanlık helikopteri. İşte bu helikoptere binecekler ve Washington'a bağlı Maryland'e geçecekler. Burada Andrews askeri üssü bulunuyor. Askeri üste Trump için uğurlama etkinliği yapılacak. Aslında Trump kırmızı halı diye nitelendirdiği bu etkinliği görkemli bir gövde gösterisine, bir törene çevirmek istedi. Kırmızı halıda yürümeyi planladı, hayal etti. Askeri geçit yapılmasını da istedi ama plan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan döndü. Reagan'dan bu yana tüm ABD başkanlarının görev sürelerinin tamamlandığı sırada görkemli askeri geçitler düzenlenmişti ama 5 başkan sonra Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı, hayır bu Trump için yapılmayacak dedi. Hatırlayacaksınız sayın seyirciler, herhangi bir biçimde sorun çıkarmadan barışçıl bir biçimde yönetimi bırakması için ve orduyu ne olursa olsun karmaşanın, kaosun içine sokmaması için ABD'nin 10 eski savunma bakanı Trump'a bir mektupla uyarıda bulunmuştu ama o uyarılar kâr etmedi. Nihayetinde 6 Ocak'taki miting sonrasında kanlı bir kongre baskını yaşanmış oldu. Bundan sonra işte bugün sayın seyirciler, tabii Washington ve çevresinde kuş uçurtulmuyor. Bugüne şu ana hem de kongre ve Beyaz Saray çevresinde bir savaşa hazırlık teyakkuzu varmışçasına hazırlık gerçekleştirildi. Ulusal muhafızlar, hatırlayacaksınız, o gece de canlı yayında o basılma anını, kongrenin basılma anını ekranlara taşırken en çok dikkatimizi çeken bir tane bile ulusal muhafızın bulunmamasıydı. Ama şu gün, şu an itibarıyla hepsi de iç güvenlik soruşturmasından geçirilen 25 bin ulusal muhafız Washington'da kongre çevresinde konuşlanmış bulunuyor. Burası Beyaz Saray. Bir kez daha tekrar edelim. Türkiye saatiyle 16'da. Yani yaklaşık 1,5 dakika içinde Trump çifti Beyaz Saray'dan şu anda ekranlarınızda izlediğiniz Beyaz Saray'ın bahçesindeki Marine One helikopteriyle ayrılacak. Maryland'e Andrews askeri üssüne gidecek. Ve sayın seyirciler, dediğimiz gibi çok az bir zaman kaldı. Trump çiftini bekleyen Marine One helikopterine birkaç kutu eşya konuldu. Kapıdan çıkışları bekleniyor Trump çiftinin. Evet, askeri üs demiştik. Kırmızı halı etkinliği, görkemli bir askeri geçit, bunlar olmayacak. Hayır dedi, reddetti ABD Savunma Bakanlığı. Orduyu hiçbir biçimde bu kaotik sürecin içine sokma diye uyarmıştı eski savunma bakanları. Mevcut savunma bakanlığı da dedi ki kesinlikle seni uğurlamıyoruz. Askeri geçit töreniyle uğurlanmayacaksın. Sadece 21 pare top atışı ve bir selamlama bekleniyor. Trump üste bir konuşma yapabilir. Peki kimler katılacak bu törene? Trump'ın sağ kolu, başkan yardımcılığını yürüten Mike Pence,
Biden'ın yemin töreninde olacağı için Trump'ın bu üstteki vedasına katılmayacak. Altını çizelim. Türkiye saatiyle 20'de Kongre'de, Amerikan Kongresi'nde ABD'nin 46. başkanı olarak Joe Biden yemin ederek resmen görevine başlayacak. Trump'ın destekçileri ve yönetiminde görev alan isimlerse evet, bu askeri üstteki sade vedaya davet edildi. Yalnız yanınıza oyuncak silah bile almayın notu düşüldü. Her konuğun yanında 5 kişi getirmesine izin verildi. Malum özellikle COVID-19'la koronavirüsle mücadele, Trump bir yandan ülkeyi bu virüsle mücadelede felakete götürdüğü için son derece ağır eleştiriliyor. Salgının başında, pandeminin başında bu gripten hallice zaten yaz gelince kalmayacak diyerek hafife almıştı. Maske takılması gerektiği bizzat kendisi tarafından da bir örnek olarak kamuoyunda gösteriliyor olmalıydı. Fakat bu kurala hemen hemen hiç uyulmadı ama vedasında altını çizelim askeri üstteki. Vedasında maske kullanımı şart, davetliler maske şarta düşülerek davet edildi. Peki törenden sonra ne olacak? Altını çizelim. Donald Trump son kez başkanlık uçağı Air Force One'a binecek ve Biden yemin ederken Trump çifti Maryland'den bu sefer Florida'ya, Mar-a-Lago isimli mülklerine hareket edecekler. Evet, tekrar edelim. Bugün 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son günüydü. Şu anda da artık son dakikası da kalmadı, son saniyeleri diyelim. Kendisini Maryland'de Andrews Hava Üssü'ne götürecek helikopter. Marine One helikopteri an itibarıyla Beyaz Saray bahçesinde Trump çiftini bekliyor. Bundan birkaç dakika önce görevliler birkaç paketi helikopterin içine yerleştirdiler. Saatler 16'yı gösterdiğinde Beyaz Saray'ın bahçesinde son kez yürüyecek olan Trump çiftini bekliyor helikopter. Bugünün devamında neler yaşanacak onu da hemen notlar halinde paylaşalım sayın seyirciler. Evet, saat 16.45'te, yaklaşık 43 dakika sonra Kamala Harris ve Biden. Onlar sahne alacaklar bu gün çerçevesinde. Hatırlayacaksınız, siyahi yaşamlar önemlidir. Gösterileri vardı, protestoları vardı. Bu konuda da özellikle Floyd'un hunharca polis şiddeti kurbanı olmasından sonra buradaki duyarsız tavırları, tam tersine bu tepkileri körükleyen açıklamaları ve taraftarlarının adeta şova dönüştürdüğü bir takım etkinliklerle bu protestolar ülke çapına yayılmıştı. O protestolar çerçevesinde hiç unutulmayan, yine büyük tartışma yaratan bir sahne vardı. ABD Başkanı Trump eline bir İncil'i alıp, onu da ters tutuyormuş, İncil'i alıp hemen karşıdaki Aziz Matthew Katedrali'ne gitmiş, yürümüştü. Şimdi o katedralde olacak işte yeni başkan Biden. Joe Biden yemin töreni kapsamında ilk etkinliğine yaklaşık 42 dakika sonra, Türkiye saatiyle 16.45'te, bu katedralde katılacak. Beyaz Saray'a birkaç dakika mesafedeki Aziz Matthew Katedrali'nden bahsediyoruz. Eski başkanların çoğu Lafayette Meydanı'nın karşısındaki St. John Kilisesi'nde dua etmişlerdi. Ama Trump'ın önünde İncil'le poz verdiği o katedral, siyasi tartışma ve toplumsal kutuplaşmanın sembollerinden birine dönüştü. Biden'da dua etmek için Ulusal Katedral olarak da bilinen Aziz Matthew Katedrali'ni tercih etti. Suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John Kennedy'nin cenaze töreni de yaklaşık bir 40 dakika sonra Biden'ın gidip dua edeceği bu katedralde gerçekleştirilmişti.
Evet, bir kez daha ekranlarınızdaki görüntünün altını çizelim. Uluslararası haber ajansları, başta Reuters olmak üzere, dün geceden bu yana hiç kameralarını ayırmadılar Beyaz Saray ve Kongre binasının üzerinden. Tabii uzak plandan görüntüler yansıtılıyordu. Geçtiğimiz dakikalar içinde Beyaz Saray bahçesine odaklandı kamera. Bir hareketlenme oldu. O zaman gördük ki Trump çiftini Beyaz Saray'dan alacak olan helikopter Marine One yavaş yavaş Beyaz Saray'ın bahçesine iniyordu. O iniş gerçekleşti. İniş sonrasında şu anda ekranlarını açan izleyicilerimiz için altını çizelim. Birkaç paket görevliler tarafından helikoptere yerleştirildi. Aslında 45 dakika önce Trump çiftinin şu kırmızı halı serilmiş olan önüne kapıdan çıkıp Beyaz Saray'da bahçesinde son kez yürüyüp helikoptere binmiş olması gerekiyordu. Burada bir gecikme var. Peki ne olacak bundan sonra? Onu da bir kez daha tekrarlayalım. Marine One başkanlık helikopteri ekranlarınızda gördüğünüz Beyaz Saray bahçesinde bekliyor Trump çiftini. Washington'a bağlı Maryland'e gidecek. Andrews askeri üssünde iniş yapacaklar. Zira Trump için burada hani hayal ettiği gibi değil ama küçük çaplı da olsa bir uğurlama etkinliği gerçekleştirilecek. Aslında kendisi kırmızı halı etkinliği denilen görkemli bir askeri geçidin olduğu veda hayal etmiş, planlamıştı. Fakat Pentagon ABD Savunma Bakanlığı Reagan'dan bu yana devam ettirdiği görkemli askeri geçitle başkanları uğurlama geleneğini bu sefer tekrarlamayacağını duyurdu. Trump üste gayet kısıtlı imkanlarla bir veda gerçekleştirirken sadece 21 pare top atışı olacak ve bir selamlama. Trump tabii burada bir konuşma yapabilir. Onun da altını çizelim. Ve tabii bugün neden ayrı ayrı yerlere kameralar çevrilmiş durumda? Bunu da bu olağanüstü dönem diye son günlerde tabii basın mensupları olarak biz kanıksadık ama altını çizmek lazım. Böyle başkanlar devir teslim törenlerinde ikisi farklı yerlerde, birisi gidip birisi gelirken tabii dünyaya yansımıyordu. Başkanlık yemin törenine katılıyordu Alef Selef başkanlar. Fakat Trump görevdeki son gününde Selef'inin elini sıkmak istemedi. Malum hala o iddiasının arkasında duruyor. Taraftarlarını ki aşırı sağcılar ve özellikle 6 Ocak'taki kongre baskının içinde öne çıkan gruplar onlara sizden seçimi çaldılar demeyi sürdürüyor. Trump görevdeki son gününde evet, Selef'in elini sıkmak istemedi. O törene katılmayacak. Onun da bir altını çizelim. Yemin törenine katılmayan ABD tarihindeki 4. başkan olacak. Kendisi 45. başkan. 41 başkan devir teslimde, yemin töreninde hep birlikte bir fotoğraf vermişti ABD bütünlüğü için. Fakat bu sefer eline de sıkmak istemiyorum. Çünkü seçimi çaldılar demekte ısrar eden Trump, aslında şu anda bu helikopterin havada olması gerekiyordu. Ekranlarınızda gördüğünüz Beyaz Saray'ın bahçesindeki Marine One helikopterine binerek ayrılacak, Maryland'e gidecek. Air Force One uçaklarıyla yaptıkları son seferlere ABD başkanlarının özel isimler veriliyor. O son seferde işte bu üstten Florida'ya doğru hareketinde kullanılacak. 44. Başkan Barack Obama Washington'dan ayrılırken sefere özel hava misyonu 44 adını vermişti. Malum kendisi 44. ABD Başkanı'ydı. Trump'ın Washington'dan ayrılma seferine özel hava misyonu 45 adı verilmesi muhtemel. Tabii şunun da altını çizelim. Yemin törenine katılmadığı için Trump Beyaz Saray'dan
erken ayrılıyor. Erken ayrılıyor dedik. Yemin töreni Türkiye saatiyle saat 20'de. Ayrılması gereken saat yaklaşık 10 dakika önceydi. Saatler 16'yı gösterdiği zaman ki bu törenlerde her şey neredeyse saniyesi saniyesine uyulan bir düzende gerçekleşir. Şu anda Trump çifti işte ekranlarınızda gördüğünüz Beyaz Saray'ın ana çıkış kapısında üzerinin önünde kırmızı halı serili. Hala çıkış yapmış değil. Marine One helikopteri çifti almak için bekliyor. Yemin törenine katılmadığı için Beyaz Saray'dan erken ayrılıyor demiştik. Andrew üstündeki veda töreni sırasında 2 saat sürmesi beklenen Florida uçuşu sırasında yine Trump resmen başkanlık unvanını taşıyor olacak. CNN International kanalına göre Melania Trump, Beyaz Saray çalışanlarına teşekkür ve veda notunu başkasına yazdırdı. Tabii az sonra bu kapıdan nasıl bir fotoğraf vererek çıkacak Trump çifti, o da merakla bekleniyor. Melania Trump ve Trump çiftinin arasındaki soğuk rüzgarlar. Hiçbir zaman Trump, Melania Trump saklama ihtiyacı duymamıştı. Sık sık son derece önemli uluslararası etkinliklerde dahil olmak üzere liderlerle ve eşlerle buluşulan platformlarda Trump elini tutmak için hamle yaptığında gayet sert bir biçimde elini çektiği de defalarca kameralara yansımıştı. Bu arada tabii Washington'a bağlantımızda gerçek birazdan Ali Çınar bizimle birlikte olacak. Bir yandan tabii Washington'daki hazırlıkları daha kapsamlı bir biçimde değerlendirebileceğiz. Şimdi şunun da altını çizelim sayın seyirciler. 25 bin ulusal muhafız dedik. Washington'da kuş uçurtulmayan bir günden bahsediyoruz. Öncesinde bir alarm vardı. Trump taraftarları silahlı, otomatik silahlarla donanmış Trump taraftarları 50 eyalette 20 Ocak'ta bugün gösteri yapacak. Böyle bir alarm var. Hali hazırda o alarm devam ediyor. Bu çerçevede son derece yüksek güvenlik önlemleri hali hazırda yürürlükte. 25 bin ulusal muhafız, ulusal muhafızlar içinden de son derece tabii dikkat çeken bir başka inceleme gerçekleşti. Trump taraftarları acaba bugün güvenliği sağlamak için Washington'da bulunan o 25 bin muhafızdan biri olabilir mi? Yani ulusal muhafızların içinde de Trump taraftarları varsa içeriden isyan çıkarılabilir mi? İşte bunu bile düşündü Pentagon ve bir iç soruşturma inceleme başlatıldı. Dün itibarıyla tam 12 ulusal muhafız ama 25 bin ulusal muhafız olduğunu düşündüğümüzde bu 12 sınırlı sayılabilir. Evet şu anda kapıda bir hareketlilik var. 12 ulusal muhafız görevden yani bugünkü çerçeveden çıkarıldı. Evet Pentagon, Amerikan istihbaratı tam 50 eyalette silahlı Trump taraftarlarının protesto gösterisi düzenleyeceği teyakkuzunda bu beklenti var. Evet muhafızlar çıktı. Trump çiftinin çıkışı sanıyorum şu anda gerçekleşiyor. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump son kez Beyaz Saray'ın kapısında kırmızı halıdan geçti çift. Sanıyorum bu sefer el ele tutuşuyorlar. Kendilerini bekleyen gazetecileri şu anda selamlıyorlar. Gazetecilerle malum Trump'ın ilişkisi azarlama, kavga, hakaret bu düzeyde geçmişti. Ana akım medya Trump'a yönelik tutumu nedeniyle Trump'ın sahtekar medya ithamına hedef oluyordu. Ana akım medyanın Trump'ı eleştirdiği hususlar nedeniyle Trump tamamen dışlamıştı medyayı. Sık sık basın toplantılarında ağır sözlerle muhabirleri azarladığını da dünya şahit olmuştu. Evet. Orada tabii daha sonra bu görüntüler yansıyacak. Gazetecileri Beyaz Saray çıkışında son kez Trump çiftini görüntüleyen gazetecileri selamladı. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump bu Beyaz Saray'daki son adımları Marine One helikopterine. Trump çifti şu anda
biniyorlar. Buradan nereye gidecek bu helikopter? Yaklaşık bir 15 dakikalık gecikme oldu. Maryland eyaletine geçecek. Buradaki Andrews askeri üssünde bir küçük çerçeveli Trump için uğurlama etkinliği gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte Beyaz Saray'dan ayrılmak üzere. Erken ayrılıyor demiştik, yemin törenine katılmadığı için. O yemin törenine katılıp ben Biden'ın elini sıkmam dediği için taraftarlarına da hala, çünkü bizden bu seçimi çaldılar demeye devam ettiği için böyle bir programla Beyaz Saray'dan uğurlanıyor. Selefi'nin yemin törenine katılmayan 4. Amerikan Başkanı olarak tarihe geçiyor. 45. ABD Başkanı Donald Trump. Helikoptere tam saatler 16'yı gösterirken bazı eşyalar taşınmıştı. Trump çifti bir iki dakika önce. Kendisini bekleyen, kendilerini bekleyen gazetecileri kısa selamlamaları ardından helikoptere bindiler. Sonra bazı eşyalar, paketler yine taşındığını gördük. Tekrar edelim bundan sonrasını. Maryland eyaletine götürecek Trump çiftini. Marine One helikopteri, başkanlık helikopteri. Orada bir etkinlik, bir veda etkinliği düzenlenecek. Tekrar etmek gerekirse, evet, yavaş yavaş pervane dönüyor. Trump, nice tartışmalara vesile olan, nice gaflar, çıkışlar ve dünya tarihinde şu veya bu şekilde anılacak bir 4 sene sonrasında Beyaz Saray'a işte bu görüntüler eşliğinde veda ediyor. Marine One helikopteri Beyaz Saray'ın bahçesinden kalkış yapmak üzere. İşte bu görüntü sayın seyirciler, ABD Başkanı Trump'ın 2016'da yine tartışmalar eşliğinde Beyaz Saray'a gelişinden tam 4 sene sonra ayrılışını tüm dünyaya aktarıyor. Uluslararası haber ajansları dediğimiz gibi gecenin geç saatlerinden itibaren ajanslar kameralarını iki noktaya, ABD başkenti Washington'ın iki noktasına odaklamışlardı. Beyaz Saray ve ABD Kongre binası. ABD Başkanı Trump, Selefi'nin yemin törenine katılmayı reddettiği için, elini sıkmayacağım dediği için daha erken ayrılıyor Beyaz Saray'dan. Ve kendisi için küçük çaplı bir veda etkinliği olmasını planladığı Maryland'deki Andrews Hava Üssü'ne, evet, kalkış yaptı helikopter. Beyaz Saray'dan Trump çifti ayrılıyor. Bundan sonra ne olacak? Bunu da tekrar edelim. ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'la birlikte Maryland'deki Andrews Hava Üssü'nde veda için düzenlenen ve sadece 21 pare top atışının planlanmış olduğu bir askeri tören gerçekleştirilecek ve şu anda yayınımızda sevgili Ali Çınar da var. Ali Çınar, merhabalar, hoş geldiniz diyelim, dış politika analisti. Hemen biz helikopterin gelişini ve gecikmeli de olsa gidişini anbeyan aktarmaya çalıştık. Şu anda havada, sizin aktaracaklarınızı rica edelim. Evet, ben 3 tane ayrı farklı güvenlik noktasından sonra askeri hamurları ve askeri tırları geçerek Beyaz Saray'a aslında girişine geldim. Biraz sonra da Beyaz Saray içine gireceğim ama bir güvenlik tedbirleri dolayısıyla birazdan gireceğim yayından sonra. Açıkçası hemen sol tarafında da Blair House, yani Biden arkamda gördüğünüz yerde şu anda kalıyor. 2 saat sonra da buradan ayrılarak Senato tarafına geçecek.
Başkan Trump, siz de gösterdiniz, helikopterle askeri üste gidiyor. Orada ufak bir askeri töreni olacak. İşin ilginci, kendi atadığı başkan yardımcısı Mike Pence törene katılmıyor. Veda töreninde birçok Trump'ın yakını katılmıyor. Küskün olmasa da kötü ayrılıyor açıkçası birçok eski çalıştığıyla, başkan yardımcısı dahil. Ama sessiz sedasız 4 yıl boyunca Başkan Trump'ın devri kapandı diyebiliriz. Yaklaşık 3 saat sonra da Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olacak. Burada tabii tarihi bir not. Başkan Trump bir ilke de imza attı. Her zamanki farklı olaylarda olduğu gibi 152 yıldan beri ilk defa bir Amerikan başkanı, seçimi kaybeden veya görevi biten bir başkan yemin törenine katılmıyor. Yani Başkan Trump bir ilki yaşattı ve yemin törenine katılmıyor. Ama yardımcısı Pence'in katılacağı bildirildi. Aynı şekilde yemin törenine eski başkanlardan Obama, Bill Clinton ve George W. Bush katılacak. Açıkçası tören eski törenlerden farklı, düşük katılım, olağanüstü güvenlik önlemleri, askerlerin ve polislerin himayesi altında çok enteresan tarihi süreç yaşıyoruz şu anda. Evet, şimdi baktığımızda önemli notlar vardı. Sessiz sedasız dedik ama Ali Çınar pek de sessiz sedasız olmadı değil mi? Trump'ın ayrılması. Hani 6 Ocak, 6 Ocak'ta yaşananlar, sonrasındaki azil süreci, hala hazırda devam eden milyonlarca kişi bu kongre baskını üzerine bir araştırma yapıldığında Trump'a oy verenlerin yaklaşık yarısının bu baskını haksız görmediğini anketler göstermişti. O cephede durum nasıl? 50 eyalette bu yemin töreni gününde silahlı eylem, protesto gösterileri olmasından şüphe ediliyordu. Herhangi bir olay var mı şu ana kadar? Şu ana kadar yok. Başkentte tüm caddeler neredeyse kapalı olduğu için adım atılacak yer yok. Yani her noktada asker ve polis var. O nedenle ben başkentte bugün bir olay beklemiyorum. Yalnız bir şüphe, ulusal muhafız güçleri içinden bir saldırı olabilir mi şüphesi vardı. O nedenle de 12 tane muhafız gücü açığa alındı. İkisi soruşturma geçiriyor ağır şekilde. Ama genele baktığımızda başkentte olay beklenmiyor. Diğer eyaletlerde de zaten hafta sonu 3-4 eyalette ufak çaplı gösteriler olmuştu. Ama bu kadar güvenlik tedbiri olmasa da başka eyaletlerde de yine ulusal muhafız güçlerinin biraz da federal binaları koruduğunu görüyoruz. Ben genel olarak Amerika'da bugün büyük bir olay olacağını beklemiyorum açıkçası. Biraz da bu Andrews Hava Üssü'ndeki etkinlikten bahsedelim. Şu anda da canlı yayında takip ediyoruz aynı zamanda ajansların. Helikopter Maryland'e doğru hareket ediyor. Orada tabii istediği, planladığı şey olmadı. Hayalindeki şey olmadı, olmayacak. Bundan sonrası için, Trump'ın bundan sonraki planları için, ABD basınındaki iddia, hedefi yeni bir siyasi parti, vatansever parti kurmak. Bu tabii ki Cumhuriyetçi Parti içinde tarihi ittifakın da çatlaması manasına mı geliyor? Hani Trump'ın bundan sonra, şu anda şu helikopterden indikten sonra planları konusunda ne konuşuluyor Washington'da, Amerika'da? Başkentten, askeri üstten de ayrıldıktan sonra Florida'ya taşınıyor. İlk önce orada olacak. Tabii burada artık siyasi kariyeriyle ilgili daha somut herhalde adımlar atacağı bekleniyor. Trump kesinlikle Cumhuriyetçi Parti'den ayrılıyor. Zira Cumhuriyetçi Parti liderliği Trump aleyhine son bir haftadır sert eleştirilerde bulunuyordu. Yani o nedenle de Trump video mesajlarında yeni oluşum, yeni hareket mesajlarını veriyordu. Benim de beklentim bir parti kuracağı yönünde. Unutmayalım ki 74 milyon oyu vardı. Son olaylarla yarısını kaybetse bile 35-40 milyonluk hala ben Trump'ın bir seçmen gücünün olduğunu görüyorum, inanıyorum. Tabii Trump'ın 2024'te başkan adayı yadıp olmayacağı, Biden'ın performansına, 4 yıl içinde bu kutuplaşmanın nereye varacağı, ekonomik beklentiler, olmak üzere farklı faktörler var. Şu anda çok erken ama Trump tekrar Beyaz Saray'a dönmek için elinden geleni yapacak. Ancak şöyle bir tehlike var Trump için. Biden yönetimiyle ilgili çok
ters açıklamalar yaparsa, üstüne giderse Biden yönetimi hem federal hem de yerel eyaletlerde Trump üzerine hukuki süreç veya mahkeme yolunu açabilir. Zira zaten New York Eyalet Mahkemesi'nde Trump aleyhine bir soruşturma devam ediyor. Yani enteresan bir sürece giriyor Trump. Atacağı atımlara göre de bence geleceği daha netleşecek.